Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 26 Nisan Pazartesi. Merhaba. Bu öğretim yılı 3 Kassel Lisesi, Friedrichs Gymnasium, Albert Schweitzer Schule ve Goethe Gymnasium tarihinde ilk olacak. Mezuniyet posterleri, mezuniyet ve mezuniyet balosu olmayacak. Sebep şu. 3 yıl önce okullar G9 sistemine geri döndüklerinde giriş bölümü açmadıklarından 2022'de oralarda lise sömestri ve buna uygun sınavların bulunmaması. Abitur sömestri olmaması nedeniyle bu yıl sınava 2021'e göre daha az öğrenci girecek. Kasel ve ilçelerinde bu yıl 1159 öğrenci Abitur sınavlarına katılacak. Bunlardan 504'ü Kasel'de, 564'ü ilçede ve 91'i özel okullarda okuyan öğrenciler. 2021 yılında il ve ilçede Abitur sınavlarına 1495 öğrenci katılmıştı. Okullarda ilk önce maske zorunluluğu, şimdi de korona testi zorunluluğu kaldırıldı. Şimdilik sadece birkaç eyalet testlere devam etme kararı aldı. Karara öğretmen dernekleri ve sendikadan eleştiri geldi. Maske zorunluluğunun kalkmasının ardından okullarda zorunlu korona testlerinin süresi de sona eriyor. 16 eyalette yapılan bir DPA anketinin sonucuna göre test zorunluluğu 6 eyalette zaten kaldırıldı veya yeni haftanın başında sona eriyor. 6 eyalette ise en geç hafta sonunda kaldırılacak. Eğitim idaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Turingen'de 6 Mayıs'a kadar ve Berlin'de bir sonraki duyuruya kadar olmak üzere testlere devam edilecek. Ancak Hamburg, Berlin, Saarland ve Thüringen eyaletlerinde testlerin ne zaman sona ereceği konusunda henüz bir karar alınamadı. Test ve maske takma zorunluluğunun iptal edilmesi, eğitim sendikaları ve okul birlikleri tarafından tepkiyle karşılandı. Almanya Federal Öğretmenler Birliği Başkanı Meidinger, çok sayıda lise öğrencisinin okullardaki sağlık endişesi nedeniyle evde kaldıklarından sınavlarına hazırlanmada zorluk çektiklerini söyledi. Eğitim Sendikası GV Başkan Yardımcısı Kela da maskelerden sonra test iptalini sorumsuzluk olarak tanımladı. Toplu ulaşım araçlarında kullanılacak 9 oroluk Bilet satışları için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Biletler Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kullanılacak. Rhein-Main Ferges Ferbunde göre biletler Mayıs ayında alınabilecek. Haziran ayından Ağustos ayının sonuna kadar yolcular 9 Euro'luk biletle ülke çapında toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. Frankfurt taşımacılık şirketi, VGF cuma günü yaptığı açıklamada satışların 20 Mayıs'ta başlamasının beklendiğini duyurdu. ADK taşımacılık birliğine göre 9 Euro'luk bilet ICE, IC veya ES gibi uzun mesafeli taşımacılıkta kullanılamayacak. Hükümet enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığına karşı toplu taşımada 9 oroluk bilet uygulamasına karar vermişti. Haziran ayı boyunca 9 euro ödeyerek Berlin'de toplu taşıma bileti alan bir kişi aynı biletle Hamburg veya Münih'teki toplu taşıma araçlarında kullanabilecek. Bu da söz konusu biletin ülke genelinde geçerli olacağı anlamına geliyor. Stockholm Barış Araştırma Enstitüsü Sipri'ye göre geçen yıl ilk kez ülkeler silahlanmaya 2 trilyon dolardan fazla yatırım yaptı. Bu küresel ekonomik çıktının %2,2'sine tekabül ediyor. Barış araştırmacılarına göre 7 yıldır artmaya devam eden küresel askeri harcamalar geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Sipri yani Enstitüsü pazartesi günü Stockholm'de yaptığı açıklamada devletlerin geçen yıl silahlı kuvvetlerine 2113 milyar ABD doları harcadıklarını duyurdu. Bu 2020'ye göre %0.7 ve 2012'ye göre %12'lik bir artış anlamına geliyor. Korona pandemisinin neden olduğu ekonomik çöküşler silahlanma harcamalarını durduramadı. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya harcamalarını en çok artıran ülkeler oldu. Almanya Fransa'nın ardından 7. sırada yer aldı. Almanya geçen yıl ordusuna 56 milyar ABD doları harcadı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından birkaç gün sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz Bundestvea yani silahlı kuvvetler için 100 milyar Euro'luk özel bir fon oluşturacaklarını açıkladı. Stokon barış araştırmacılarının raporuna göre diğer Avrupa NATO üye ülkeleri de özellikle yeni silah sistemleri için askeri harcamalarını artıracaklarını açıkladı. Bazı gıda maddeleri hiç görülmedik kadar pahalandı. Gıda maddelerinde söz konusu olan fiyat artışları özellikle dar gelirli aileleri zor durumda bırakıyor. Son dönemde ayçiçek yağı gibi yağlarda yaklaşık %30'un üstünde salata ve patates gibi sebzelerde %18 ve meyvelerde %15'lik fiyat artışları yaşandı. Tüketiciler bir yıl öncesine göre şu anda gıda maddelerine daha fazla ödeme yapar durumda. Uzmanlar bir taraftan, euronun zayıflığı nedeniyle kahve veya muz gibi ithal edilen gıda maddelerinin pahalandığını belirtiyor. Baden-Württemberg Ticaret Yüksek Okulu'nun öğretim üyesi Karsten Kortum, küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar, Ukrayna Savaşı ile şiddetlenen enerji ve ham madde fiyatlarının artması, Kamyon şoförü açığı güncel pahalılığa neden oluyor dedi. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre gıda maddelerinde geçen yıla oranla %6,2 oranında bir fiyat artışı tespit edildi. Geçen yıl aynı zaman süresince fiyat artışı sadece %1,6 olarak kaydedilmişti. Kortum'un görüşüne göre Tüketiciler uzun bir süre bu fiyat artışlarına alışmak zorunda. Alışveriş merkezlerinin ciddi risklerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Kortum, gıda maddeleri üreticileriyle yürütülen görüşmelerin son derece zor olduğunu ve piyasadaki planlama zorlukları nedeniyle fiyatların sürekli olarak yukarıya doğru dengeleneceğini söyledi. Kortuma göre fiyat artışı dalgası henüz son noktasına ulaşmadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Moskova ve Kiev'de hükümet temsilcileriyle yapacağı görüşmelerde Ukrayna'da barışçıl çözüm yolları arayacak. Muhtemelen Guterres'in kariyerindeki en önemli ziyaret sayılabilecek bu görüşmelerin olumlu sonuçlanabilmesinin olasılığı pek büyük değil. Genel Sekreter Guterres'in basın sözcüsü Kaneko yaptığı açıklamada genel sekreterin temel hedefinin bir ateşkes sağlanması olduğunu söyledi. Kaneko genel sekreterin iki devlet başkanına yazdığı mektuplarda barışçıl çözüm yolları üzerine görüşmek istediğini belirttiğini vurguladı. Guterres'in Moskova'ya gitmeden Türkiye'ye uğrayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği açıklandı. Salı günü Moskova'da Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olan Guterres, Perşembe günü de Ukrayna Başkanı Selenski ile buluşacak. Bu görüşmelerin resmi uzlaşı toplantılarının başlangıcı olmadığını vurgulayan Guterres, Ortodoks Paskalya Bayramı'nda ateşkes sağlanamamış olmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Genel sekreterin kişisel çağrısına uyulmamasının hayal kırıklığı yarattığını belirten Kaneko, sadece sivillerin kurtulması için yolların açılmamasına değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in insani yardımlarının ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılamaması nedeniyle de hayal kırıklığına uğradık dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ofisinden yapılan yazılı açıklamada Genel Sekreterin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la 26 Nisan'da çalışma toplantısı yapacağı daha sonra devlet başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edileceği bildirildi. Kremlin sözcüsü Peskov'da gazetecilere yaptığı açıklamada Guterres'in 26 Nisan'da Putin ve Lavrov'la görüşeceğini söyledi. Guterres'in 20 Nisan'da Rusya ve Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilciliklerine mektup göndererek Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da Zelenski'den ise Kiev'de görüşme talep ettiği açıklanmıştı. Değerli dinleyiciler Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.